Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hücre döngüsü ve mitoz. Geçen dersimizde hücre döngüsünün iki kısımdan oluştuğunu söylemiştik. Birincisi interfaz dediğimiz hücrenin bölünmeye hazırlık aşaması. Diğeri de mitotik evre dediğimiz bölünmenin gerçekleştiği aşamalardan oluşuyordu. Her ikisine birden hücre döngüsü diyorduk arkadaşlar. Şimdi bakalım mitotik evre hangi aşamalardan oluşuyor? Evet, hücremiz interfaz evresinde bölünme için gerekli hazırlıkları yaptı. Geçen dersimizde gördüğümüz gibi. Şimdi artık mitoz bölünme gerçekleşecek. Bölünme iki aşamada gerçekleşecek. Birincisi çekirdek bölünmesi. Çekirdek bölünmesi çeşitli aşamalardan oluşuyor. Dört tane aşamadan oluşuyor. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak. Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi yani sitokinez gerçekleşecek. Çekirdek bölünmesinin diğer adı karyokinez. Karyo zaten Latince'de çekirdek anlamında arkadaşlar. Karyokinez yani çekirdek bölünmesi aynı zamanda mitotik bölünme de diyoruz bu evrelerin tamamına. Bu evreleri de interfaz evresiyle beraber şu şekilde akılda daha iyi tutabiliriz. İpmat şeklinde interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz şeklinde sırayla aşamaların hepsini ipmat olarak aklımızda tutabiliriz. Evet. Bakalım bu evrelerde profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinde çekirdek ne gibi değişiklikler gösteriyor? Evet, mitoz bölünmeyi iki kısma ayırdık dedik. Çekirdek bölünmesini kendi arasında dört kısma ayırdık. Dört aşamada gerçekleşiyor yani profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak. Daha sonra da çekirdek bölünmesi bittikten sonra sitoplazmamız bölünecek. Sitoplazma bölünmesine de sitokinez diyoruz. Burada kardeş kromatitleri görüyoruz arkadaşlar. Ne demek kardeş kromatit? Şimdi bir hücrede tek bir kromozom var iken interfaz evresinde biliyoruz DNA kendini eşlemişti. DNA kendini eşlediği için kromozom sayısı yani kromatit sayısı 2'ye çıktı. Bundan dolayı kardeş kromatitler oluştu. Kardeş kromatitler kromatin ipliğe dönüşüyor ve kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak profaz evresinde kromozomlara dönüşecek arkadaşlar. Kromatin ipliğin bakın gen bölgesinde DNA'nın sarmal yapısını görüyoruz. Çift sarmal yapı. Çekirdek bölünmesi yani karyokinezde hücrede bir çekirdekten iki çekirdek oluşumunun gerçekleşmesi durumudur. Dört evreden oluşur. Evet arkadaşlar, bir çekirdekten iki çekirdek oluşumunun yani mitotik evrenin aşamaları daha önce görmüştük zaten. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinde neler olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi kardeş kromatitleri bir inceleyelim. İnterfaz evresinde iki katına çıkmıştı kromatit sayısı. Bundan dolayı iki tane kardeş kromatit oluştu. Bunlar birbirinin tıpatıp aynısı olduğu için kardeş kromatit ismini alıyorlar. Kardeş kromatitlerin orta kısmında arkadaşlar santromer denilen bir kısım var. Ve bu santromerde her kromatitin kendine ait olan kinetokor dediğimiz kısımları var arkadaşlar. Kinetokorlar protein yapılıdır. Protein yapılı. Ve bu kinetokorlar ne işe yarayacak? Kinetokorlar ileriki aşamalarda göreceğiz. İyi ipliklerine kardeş kromatitlerin tutunmasını sağlayacak ve birbirinden ayrılmalarını sağlayacak. Bunlar ayrılıp iki farklı hücreye gidecekler. Ki hücre ikiye bölünsün. Yani her hücrede birer tane çekirdek ve kromozom olsun. Profaz evresine bakalım. Profaz evresinde neler gerçekleşecek? Şimdi bölünmelerin en önemli evresi, yani mitoz bölünmenin en önemli evresi profaz evresi arkadaşlar. Gerçi mayoz bölünme de profaz evresi önemli. Çünkü profaz evresinde birçok işlem gerçekleşiyor. Bakalım ne gibi işlemler gerçekleşiyor? Profaz bir kere karyokinezin ilk evresidir. Biliyoruz hani interfaz olmuştu. Ondan sonra profaz, metafaz, anafaz ve telofaz interfazı geçtik. Şimdi profaz evresindeyiz. Mitotik bölünmenin ilk evresi arkadaşlar. Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Evet, ilk olan şey bu. Kromatin ipliklerini daha önce görmüştük. DNA'nın kendini eşlemesi nedeniyle kromozom iki kromatitlidir. Hani söylemiştik ya DNA interfaz evresinde kendini eşlediği için kromozomlar ikiye bölünmüş durumda iki tane kardeş kromatitten oluşuyor. Kromatitler birbirlerine sentromerlerle bağlanmıştır. Şurada görmüştük arkadaşlar kardeş kromatitler birbirine ikisinin bağlandığı şu noktaya sentromer diyoruz.
Bir kromozomu oluşturan iki kromatitin her birine kardeş kromatit denir. Az önce gördük şekilde bunu. Kardeş kromatitlerdeki genetik bilgiler birbirinin aynısıdır. Bunu da söylemiştik. Birbirinin aynısı. Neden? Bir kromozomun ikiye bölünmüş hali çünkü kardeş kromatitler. İnterfazda yani hazırlık aşamasında eşlenen sentrozomlar, sentrozom organel arkadaşlar, hayvan hücrelerinde bulunur ancak bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Bir kez daha hatırlatalım. Eşlenmişti, evet, neden? Çünkü hazırlık evresindeydik, organeller eşlenecek. Çünkü iki ayrı hücreye aynı organeller gideceği için kendini interfazda eşleyecek ki bölünmenin diğer aşamalarını yani son aşamasında artık her iki yavru hücrede de aynı organeller olsun diye. Sentrozomlar interfazda eşlenen sentrozomlar birbirlerinden ayrılarak arkadaşlar profaz evresinde zıt kutuplara çekilirken bu arada iyiplikleri oluşur. Oluşan iyipliklerinin bir kısmı kinetokorlarla bağlanır. Kinetokor neydi? Kardeş kromatitlerin her birinin ortada ikisinin birleştiği kısma sentromer diyorduk. Ancak her kardeş kromatidin orta bölgesindeki kısmı ise protein yapılı olan kinetokor diyorduk arkadaşlar. Ve iyipliklerine kinetokorlarından bağlanacak kardeş kromatitler. Endoplazmik retikulumlar kaybolur. Evet arkadaşlar, endoplazmik retikulum profaz evresinde kayboluyor. Çekirdekçik kayboluyor ve çekirdek zarı parçalanarak yok oluyor arkadaşlar. Profaz evresinde olan bu olayları bileceğiz. Evet, kinetokora bağlı olan iyiplikleri yani kardeş kromatitlerin her birine ait olan kinetokorlarına bağlı iyiplikleri zıt kutuplara çekilirken kromozomların hareketini sağlar. Ayrıca hücrenin boyuna uzamasına yardımcı olur. Profaz evresinde iyiplikler oluştu. Sentrozom kim oluşturdu iyipliklerin? Sentrozom organel oluştu. Oluşturdu. Sentrozom organeli iki katına çıkmıştı. Ne zaman? İnterfaz hazırlık aşamasında ve hücrenin bakın burada sentrozomları görelim arkadaşlar. Her biri bir sentrozom ve etrafında görüyoruz iyipliklerini. Sentrozom organeli kendini eşlemişti ve bunlar birbirinden ayrılarak karşı iki kutuba geçecekler ve iyiplikleriyle kardeş kromatitlerin kinetokorlarına bağlanacaklar arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.